Bilgilerle 24 saniyeden merhaba. Cuma günü karşılaşmalarını konuşacağız. İhsan Bayökener Makkazuk ve ben Merve Toy. EuroLeague'de yoğun bir hafta, yoğun haftanın son gününde oynanacak maçlardan ilki Olympiakos Anadolu Efes mücadelesi. Anadolu Efes malum havlu attı ama herhangi bir şekilde bir silkelenme, bir reaksiyon gösterme durumunda da değil. Hatta lige de olumsuz yansımış bir hali var. Dolayısıyla oradaki dengeler nasıl toparlanır bilmiyorum ama Euro Lig'de toparlanamayacağı kesin artık. Özellikle de Olympiakos gibi bir deplasmanda. Dolayısıyla hani ben kendi adıma maçın favorisinin Olympiakos olarak hızlıca söyleyip, koç sana nasıl beklentisinin var, onu sorayım. Valla tabii Anadolu Efes'in şu kalan 3 maçta bir tane kazansın yani kazanarak bitirsin. Yani altı galibiyetle Anadolu Efes'i... Bir yani? Ya Bitirmesi hoş değil yani. Sonuçta şu anda altı tane üst üste maç kaybeden bir Anadolu Efes var. Yani şimdi hala iyi niyetli oynayan oyuncular var İşte Dunstan gibi Doğuş gibi. E, Sanırım biz takıma geldi, takımın liderlik anlayışı değişti, e, makolum aşağı gitti, e, Simon'un hareketlendirdiği bir e, Anadolu Efes var. E, ama diğer yandan da gönlümüz istiyor ki Anadolu Efes bir tane güzel bir maç kazansın. E, ama sonuç itibariyle Olympiakos kazanır. Ömer, evet. ben de e, çok fazla uzatmayacağım aslında. Ben de Olympiakos'u kazanacağını düşünüyorum. Var abi süre uzatmak Ya biraz uzat, oyala. biraz oyalayalım. Oyalayalım mı? Tabii tabii. Şu an top, top. Karşı çevir, takıma geçmesi. Top çevir. Yani Anadolu Efes'ten bir galibiyet bir ya yani bir imza hareketi bekliyoruz artık yani hakikaten senin söylediğin gibi ama e, yani bu karşılaşmada Atina'da o çok kolay değil. E, ben Olympiakos'un alacağını düşünüyorum. Ya bu kadar iyi bir süreç kullanırlar ya. yani. Hocam çevirdim, çevirdim, çevirdim. Sıcak eli buldum. 0.7 Net. Rakip için yeterli mi peki oradan? Yok maç artık, şimdi maç yöneticileri bakacaklar şimdi. Olmaz mı? Yok artık oldu. <laughs> sen ne düşünüyorsun Merve? Sayıyı verdik. Verdik mi? Verdik, verdik mi? O zaman böyle yapacaksın. Tek ben parmak olmuyor. Böyle yapmıştım. Yok. Parmaklarım çok ince olduğu için yan yana ya. koyduğumu tek parmakmış gibi görünebilirsin oradan. Ben şu hareketçiyim böyle hakem adres bir şekilde yapıyor bak, ya. Parmağım, maç yönetimini düşünemiyorum. Bak şimdi ince narin parmaklarım yan yana geldiğinde koçta bir parmak izlenimi yaratmış ama ben böyle yaptım halbuki. Ne diyorsun? Onu Gözlük takmama rağmen göremediğime göre. Onu kaçırmışsın. E, kim ki? CSKA Moskova mücadelesini konuşacağız. Şimdi ÇSK hani tam gaz devam ediyor. İki Rusya soğuğu karşı karşıya geldiğinde bir e, sürpriz bir sıcaklık yaratır mı diye ben düşünüyorum. Bu maçtan bir sürpriz bekleyebilir miyiz? Öyle bir söyledin ki bir, iki eksi bir artı eder gibi söyledim. Matematik denklemi e, öyle gibi. Öyle söyleyeyim evet. Tamam ne kızıyorsun? Hayır <laughs> hayır <laughs> evet, öyle söyledim. Eee. Yani. Şimdi CSK, özellikle Rodriguez ve De Colo ile muazzam oynuyorlar. Evet. Bir de yanına Higgins'i koyuyorsun, Clymer'ı koyuyorsun bir anda olay çözülüyor. Yani makina düzeninde oynayan bir takım şu anda CSK Yani şu anda çok fazla böyle konsantrasyon sorunu yaşamazlarsa bu sene en büyük şampiyonluk adayı. Kesin. Şimdi bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kesin. Bir 3-4 dakika oynuyorlar bir sizden daha iyiyiz mesajı veriyorlar. Evet. Yani biraz Golden State havası var. Bilmiyorum Kesin. Golden State'i sen takip edersin yakından. Kesin. Değil Özellikle mi? hücum gücüyle <laughs> alakalı şey gibi. Neden niye çağırıyor? <laughs> Yok. Ya bir gönder mi Clay Thompson göndermesini istiyorsun? Estağfurullah buraya bir şey demedim. Niye Clay, Clay Thompson göndermesini? Ya İshan abi var ya ya. İshan abi var. Ne da. oldu? Golden ya, State ya. dedim. <laughs> <ya. gülüyor> Hayır Golden State demedi aslında. Golden State bebek. O alttan da bir şey ya. bekliyor ya. Yani. <laughs> Clay, Clay Thompson diyor. Bıraktı bekliyor yani. <laughs> evet. İyi oyuncu. O, İyi oyuncu. Oyunculuğu iyi zaten. Kimden? Clay Thompson'dan bahsediyor. Şu an oraya mı döndük hocam tamam. Clay ile benden bahsediyoruz. Ceska'dan <laughs> oraya zıpladık. ben CSK kazanır diyorum. Örmak. Yani CSK galibiyete yakın. ama bir üst yani kokusu da olabilir. Birincilik garanti bir dayanışma olur mu peki kendi işlerinde? Hiç olabilir belki. Yani... Ee... Çünkü çok kim güzelim. ki içinde çok hayati bir Yok, maç. Yok tabii tabii. Çok hayati. Ya. Yani Kimki'nin bulunduğu konum itibariyle de yani alınacak her türlü galibiyet çok hayati, önem taşıyor. Yani ben üst diyeyim. Çok uzattım farkındayım. <laughs> İyi gidiyordun ya. İyi gidiyordum. Biz, biz bekleriz irmak hiç problem yani değil. Rusya'nın soğundan Golden State'in sıcaklığına Ay. geçtik. En son sen <laughs> toparladın. Evet. Değil mi? Hadi üst dedim bitti. <laughs> sen bugün çok üst dedin de yalnız. Evet geç bugün geçen hafta da. üst üstçü oldum ben. Sen çatı dubleks mi? Çok. İki hafta, iki, iki haftanın bir haftaya sıkıştığı haftalarda genelde ırmağın e, üst tercihleri artıyor. E, şimdi ben e, birincisi bir dayanışma beklentisi içindeyim. İkincisi bir sürpriz <laughs> beklentisi içindeyim. Şöyle ki kimkinin durumu çok kritik, çok motive. CSK zaten lider bitirecek. Yani Jagris ile oynuyor ve sonrasında Kızıl Yıldız oynuyor. Dolayısıyla yani liderliğini herhangi bir riske sokacak bir durum da yok. Böyle bir, bir kayıp verebileceğini düşünüyorum sonra üç maçta ve o maç sürpriz bu maç olabilir. Nasıl yani? Nasıl yani? Bu ne? Ben <laughs> başarılılar. <gülüyor> Başarımız. <gülüyor> Bak bir kelime Güneş ne kadar Balçıklı, çok şey anlatır. Başarılılar dedi. E, tamam ben de üst diyorum. Altını doldur. <laughs> Güneş Balçıkla <gülüyor> sıman, <gülüyor> Tek kelime. Daha bugün günaydın bile demedin. Direkt üst diyorsun her şeyi. <laughs> Tabii. Güneş'in Balçıkla sıvanmayacağını. burada test etmiş olduk. Değil? Bence zaten kimki alacaksa bu maç üst olursa alır yani. Ee, yani. Bana yani, öyle geliyor. Evet, dolayısıyla üst üst kimki kimki üst. Ee, şimdi ben belki Malaga karşılaşmasını konuşacağız. Koç. Ya yani işte bu şimdi Malaga Bamberg. 11 galibiyet, 3'te 3 yapması gerekiyor. İşte belki acaba demek için Baskonya'nın hepsini kaybetmesi lazım. Yani ölme şeyim ölme dediğimiz senaryolardan bir tanesi. Bamberg ise aynı Milano'ya dediğimiz gibi yani evinde kazanıp e, taraftarını mutlaka bu sezon için mutlu etmek isteyecektir. Ben ev sahibi avantajından yana e, Bamberg diyorum. Ya kolay o. maç diyor, onu ya da söyleyeyim mi? Tahmini zor maç ya babanın için. Çok. Irmağan niye 14? Irmağan süren düşmüş. Aa. Nasıl olsa üst diyeceğini bildiği için herkes <laughs> süreye gerek bile yok. Üst. Yok ya bence bu maç üstü olmaz hocam. Bu maç Uzatarak alt... söyle 14 bence saniye. Bu maç, yüz, yüz, bence gibi. bu maç çok skorlu olmayacaktır. Bence alt olacaktır. Nasıl yani? Ama Unica Malaga'yı Almanya deplasmanında yani daha galibiyete yakın gören tarafı. Bakarak okuyorsun galiba. Hayır hayır. Yani <laughs> sadece e, bültenden fal bakıyorum. Sen Malaga'yı mı galibiyete yakın görüyorsun? Ben Malaga'yı galibiyete görüyorum ama alta da daha yakın görmekteyim bu karşılaşmayı. Yani bu biraz tahmin, tahmin edilmesi zor bir maç. E, Malaga diyeceğim o zaman ben. Deplasman galibiyeti bekliyorum. Şöyle söyleyeyim. iki deplasman galibiyeti bekliyorum cuma günü. Biri o zaman Malaga, bir diğeri de Baskonya. Şimdi konuşacağımız maç. Barcelona-Baskonya mücadelesi. Baskonya çok motive yani bu maçı da alır bence. Yine de zor maç abi. Kolay maç değil. Zor maç zor. Maç, zor. Ee, çok zor Baskonya maç yani. geniş rotasyonla oynuyor. Mesela Şengelle'ye son maçta 12 dakika oynattılar abi. İnanılır gibi değil. Ama Granger burada vazgeçilmez oyuncu konumuna geldi. E, o skor attığı zaman her şey çok çabuk çözülüyor. Rengi yok Barcelona'nın. Yani Navarro'nun olduğu dakikalarda biraz e, takım gibi gözüküyorlar. E, üst kısmını sana bırakıyorum. E, ben Baskonya kazanır diyorum. <laughs> Kim kazanır? Hadi sen onu söyle. Ben söyleyeyim. Baskonya'nın bir kere çok motive olduğunu düşünüyorum ve hani bu kadar... E, hedeflerine yaklaşmışken burada böyle bir e, maçta varbiyet asla düşünmüyorlardır. Fertel'in e, mukayese edildiğinde Granger'la özellikle kesinlikle Granger'ın üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Guard pozisyonu anlamında ben Baskonya'yı daha güçlü görüyorum. Dolayısıyla deplasman bile olsa kazanacaklardır. Yok makçi üstledin mi sen? Ya ben yüksek skorlu düşünüyorum ama bence Baskonya <laughs> alacak yani. Bence de Baskonya. Bence Baskonya alacak Basko Diyorsun. Sevgiler, <gülüyor> Sevgiler. <gülüyor> bir şey demem o lazım. Şaka, kalp kalp. <laughs> e, Cuma gününün karşılaşmalarını sizler için değerlendirmiş olduk. Bir ile 24 saniyede bu haftayı iki haftalı bu yoğun haftayı böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi önümüzdeki hafta yeniden e, buluşacağız tabii ki o zamana kadar hoşçakalın.